Herkese yeniden merhaba çocuklar. Bugün sizlerle ikinci etkinliğimizde bir mandala çalışması yapacağız. Mandala çalışmamız evlerde şu an olmayabilir. O yüzden şimdi ilk mandalamızı kendimiz çizeceğiz ve daha sonrasında birlikte renklendireceğiz. Anlaştık mı? Hadi bakalım başlayalım. Mandalamı çizerken ilk önce ne yapmak istiyorum bir düşünüyorum. Nasıl şekillerde mandalalar boyuyorduk? Önce siz de onları bir hatırlayın bakalım. Ben önce mandalamın ortasına bir yuvarlak çizerek başlamak istiyorum. Etrafına da böyle çiçek gibi bir sembol çizeyim. Sonra bunun dışına kocaman bir yuvarlak çizeyim. Yaprakların arasından çizgiler çekelim. En dışına uzun 4 tane böyle şekil çizelim. Bunun dışına da bir yuvarlak yapalım. Evet, kocaman bir mandalamız oldu değil mi? Şimdi bunu boyamaya başlayalım hadi hep birlikte. Önce mandalamı boyarken en içerideki kısmından başlıyordum değil mi? Sonra yavaş yavaş dışarı kısma geliyorduk. Devam ediyorum. Sonra istediğiniz renkleri tabii ki de boyayabilirsiniz. Ben yapraklarını yeşil yapmak istedim. Şimdi sıra buradaki kısımda değil mi? Hemen orayı da lacivert rengi boyayalım bakalım. Şunu lacivert rengimi alayım. Evet. Hepsini lacivert yapalım. Bu ikisini de farklı bir renge boyamak istiyorum. Onu da turuncu yapabilirim bence tekrar. Değişik renklerde mandala boyayabilirim. Evet, devam ediyoruz. Evet, iç kısmı bitti. Şimdi dışarıda kalan bu 4 tane çizdiğim şekiller var. Onları da kırmızı renge boyayalım. Kırmızı görünecek şekilde boyayalım. İki tane kaldı. Hemen onları da hızlı kırmızıya boyuyorum. Siz de beni izlerken mandalınızı çizip boyamaya başlayabilirsiniz bence. Evet. Bir tek neresi kaldı? En dış kısmı kaldı değil mi? Orayı da hangi renkle boyasak? Yeşil yapabilir miyiz acaba? Renkli renkli yapalım. Biraz yeşil, biraz başka bir renk. Devam edelim. Yeşille devam edelim birazcık.
yolların her yerini yeşile boyamak istiyorum. Ve beyazlıklar kalıyor şu an. Çünkü hepsini en sona beyaz kısımlarını kapatacağız birlikte. Ben keçeli boyayla yapmak istedim ama siz isterseniz farklı boyalarla tabii ki yapabilirsiniz. Mandala çalışmam bitti. Ben şimdi bu beyaz kısımları da kapatacağım. Ama siz evde nasıl bir mandala çizmeniz gerektiğini artık öğrendiniz değil mi? Kendi istediğiniz şekilleri de yapabilirsiniz. İsterseniz kalpler, yıldızlar, arabalar da çizebilirsiniz. O sizin tercihinize kalmış. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.